başkanlığını yapmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayat Yazıcı Bey'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Sayın Bakanım buyurunuz. Çok değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, değerli bakan arkadaşlarım, Danıştayımızın çok değerli başkanı, değerli milletvekilleri, sevgili hemşehrilerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dışarısı çok kalabalık. Kapıyı mı kapattınız, içeri mi almadınız bilmiyorum. Ama bu sene dördüncüsünü icra etmekte olduğumuz Rize günleri geçmiş yıllara oranla çok daha kalabalık, çok daha coşkulu. Ben hemen konuşmamın başında bu etkinliği 4 yıldan bu yana başarılı bir şekilde gerçekleştiren Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Süleyman Basa başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, gençlerimize, kızlarımıza, sizin adınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili hemşehrilerim, bu tür etkinlikler önemlidir. Rize gibi azgın coğrafyanın yer aldığı bir bölgede büyük kentlere gelen ve Türkiye'nin değişik yerlerine yerleşen Rizeli toprağına, suyuna, doğasına, denizine bağlı ve aşık insanların bu tür etkinliklerle bir araya gelmesi önemli. İşte bu noktada buluşuyoruz. 4 gün gibi kısa bir sürede olsa bu süre içerisinde eminim ki yıllardır birbirini görmeyen insanlar burada karşılaşıyor. Yörenizde çocukken tattığınız yemekleri burada tekrarlanmış olarak görüp tatma imkanı buluyorsunuz. O ayrı bir zevk. Ve bu etkinlikler önemlidir. Elbette ki Rize'nin farklılıklarını, farklı özelliklerini, insanımızın birbirleriyle olan iletişimlerini de tanıtma bakımından son derece fonksiyonel. Bundan ötürü ben bu etkinliğe katkısı olan herkese tekrar şükranlarını sunuyorum. İçeri girerken demin Hasan Bey kardeşim ifade etti. Rize'nin duruşu, birbirleriyle olan iletişimi, sıcakkanlılığı, duyarlılığı, keskin zekasıyla her şeyi anında sembolize etmeyi başarabiliyor. 2011 yılı 14 Mayıs'ında Rize Meydanı'nda Başbakanımız Rizeli Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'nda konuşma yaptı. 40 yıldır Rizeli bir talepte bulunuyor. Ovit diyor. Bir de bunun tarihi araştırmasını yaptık. Ta Osmanlı döneminden bu yana Ovit projesinin konuşulduğunu gördüm. Ama ilk defa 14 Mayıs 2011 günü orada Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tamam dedi, buraya kazmayı vuracağız. İki ovayı tünelle birleştireceğiz dedi. Ve Ankara'ya geldik. Seçimler oldu. 61. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu. Geçen sene 13 Mayıs'ta yani 365 demeyeyim 364. günde Ovid'in temeli atıldı. Türkiye'nin en uzun tüneli. Yaklaşık 15 kilometre. Gidiş 15 kilometre geliş. Bunlar bu milleti olan sevda ile gerçekleşiyor. Bu milletin varlıklarını insanımıza hizmet götürmek için ortaya konmuş iradeyle gerçekleşiyor. Yoksa Rize'de ve Türkiye'de yaşayan insanlarımız bu projeleri çok daha yıllarca tereddüt eder durur. İnşallah 2015 yılının sonunda o tüneller bitecek. Bu bir tünel değil. Sadece iki tüplü tünel diye bakmayın. Bu Rize'yi, Doğu Karadeniz'i
İç Anadolu'ya, Orta Doğu'ya, Kafkaslara bağlayacak. Türkiye'nin kuzeyden güneye denizle bütünleşmesini sağlayacak. Ve elbette ki bu tünelin işlevsizliğini artırmak için bağlantı yolları planlandı, onlar yapıldı. Ve düşünün İkizdere Vadisi'nde bir lojistik merkezi onu denize ve karayolundan diğer akslar itibariyle taşıyacak ekonomik aktiviteyi düşünün. Böyle büyük bir proje. İşte bunu Cumhuriyet Hükümeti ve onun başbakanı bütün faaliyetlerin merkezinde insanı yerleştirmek suretiyle böyle bir perspektif ortaya koyarak gerçekleştiriyor. Değerli kardeşlerim, bu etkinlikler önemlidir dedim. Horonumuzun da hiç düşündünüz, tahlil ettiniz mi? Horon oynarken onun ne anlama geldiğini. Horonda çok güzel mesajlar var. Ayağını yere vururken sertliğini ifade ediyorsun. Dinçliğini ifade ediyorsun. El ele tutuşurken samimiyeti, birbirinize olan desteği simgeliyorsunuz. Atma türkü söylerken ne oluyor? İnce zekanızı ortaya koyuyorsunuz. Nereden bakarsan bak, her hareket, her eylem, folklorik her gösteri önemli özellikler ortaya koyuyor. Sert görünürüz Karadenizliler olarak, Rizeliler olarak. Evet, biz Karadeniz'in dağları kadar haksızlıklar karşısında sertiz. Haksızlığa tahammül etmeyiz. Yani diklenmeden dik dururuz. O görüntümüz onu yansıtır. Ama biz Karadeniz'in yeşili kadar şefkatliyiz. Ayrım yapmayız. İnsanı insan olduğu için severiz. Bağrımıza basarız. Denizi kadar da serinleticiyiz. Yardım severiz, koşarız. Bu özelliklerimizin elbette ki Türkiye'nin beşeri ilişkiler bakımından sağlayacağı zenginlik ölçeğinde sosyal dokumuz itibariyle çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Sözü fazla uzatmayayım. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Elbette ki dünya nüfusunun önemli bir kesimini kadınlarımız oluşuyor. Ve Türkiye nüfusunun da %50'den fazlası kadın. Şöyle rakamlara bir göz attım. 2.050.000 esnaf var Türkiye'de. Bu esnafın 192.000'i kadın. Yani %10. 1.100.000 dolayında tacir, sanayici var. Tacir sanayicimizin de 90.000 tanesi kadın. O da %6.5-7 dolayında. Elbette ki bu oranların yükselmesi lazım. Bakın, yeni oda borsa seçimleri dönemindeyiz. İnşallah Mayıs-Haziran ayında Türkiye'de 365 oda ve borsanın genel kurulları yapılacak. Yani yönetimleri yenilenecek. Hep fırsat buldukça arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Top başkanı da dahil olmak üzere. Türkiye'de ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsalarının yönetim kurullarında çok daha fazla kadın görmek istiyoruz. Burada kadın az, benim söylediğimi duymuyor kimse. Kadın sayısı az burada demek. Çünkü gerçekten kadınların olduğu yerde bir düzen var. Onlar bulunuşuyla düzen oluşturuyor, tertip oluşturuyor. Erkekler konuşmalarına, davranışlarına daha fazla özen gösteriyorlar. Değerli kardeşlerim, bu etkinlikler inşallah artarak yıldan yıla devam edecek. Ama son olarak da Sayın Ozak'a bir teşekkür borcum var, onu ifade etmek istiyorum. Bunu arkadaşlarım ifade etti.
Ama 4 yıl önce bu etkinlikleri başlatan Sayın Faruk Nafiz Ozak. Biz ondan kopya edindik. Ve Rizeliler olarak devam ettiriyoruz. Başka illerde taklit ediyor, devam ediyor. Tabii kendi etkinliklerini sağlıyor. İnşallah Rize'yi önümüzdeki yıllarda çok daha farklı göreceksiniz. Ben şimdi Rize'de yapılan yatırımlar elbette ki böyle bir toplantıda gelecek değilim. Ama şunu bilesiniz ki Rize'de, Rize'nin yöneticileri, seçtiğiniz vekiller ve hükümetin bir bakanı olarak en geç 2 ayda bir Rize'de toplanıyor, önemli yatırımları gözden geçiriyoruz. Nerede, hangi aşamada? Tıkanma var mı, sebebi ne? Nerede tıkandı? Ankara'da mı, bölgede mi? Bütün bunları takip ediyoruz. İşin sermayesi kadar takip de önemli. Bir işin gerçekleşmesi için sermayeyi tahsis edersiniz. Ama işi takip etmeseniz, o iş için, yapılması için tahsis ettiğiniz sermaye uçar gider, yeterli verim alamazsınız. Bunu yapıyoruz. Ha, arkadaşlarımız yapmıyor mu? Elbette ki yapıyor. Valimiz yapıyor, belediye başkanımız yapıyor, oradaki daire müdürleri yapıyor. Ama bizatihi bizlerin birlikte takip ediyor olmamız ve sonuçta da gördüm, arkadaşlarımız da ifade ediyor, işlerimizin daha etkin, daha süratli gitmesine vesile oluyoruz. Ben sizlerle olmaktan büyük keyif alıyorum. Kısa süreli de olsa aranızda olmak bizi dinlendiriyor. Bak bugün Başbakanımız Siirt'te. Türkiye'yle ulaşıyor. Ve elbette ki biz de burada sizlerle birlikte olurken onun gözü arkada kalmıyor. Ve çok değerli Başbakanımızın selam, sevgi ve saygılarını iletiyor. Bu etkinliğe gerçekleştiren arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Valimizin plaketini takip ettiği anı şimdi bizler görüntülüyoruz. Birazdan da Rize'de Hareket Federasyonu Başkanı Sayın Süleyman Basar'ın bir hediyesi olacak Sayın Bakanımıza. Süleyman Basar Bey de bir hediye takdim ediyor Sayın Bakanımıza. Sayın Valimiz, sizi bırakmıyoruz efendim. Lütfen sizler de kalın. Sayın Bakanımız, sizi burada tutmaya devam edeceğiz. Ben yanlış veriyorum. Sebahane adıma veriyor. Ben artık değiştim. Bunu ben demliyorum, onu içiyorum. Adam diyeceksin. Efendim şimdi de Rize Gönülleri etkinliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan bu etkinin, bütün Rize'nin etkinliği olduğunu her fırsatta belirtiyoruz ama çalışmalarla ilgili önemli katkılar sağlayan Rize Valimiz Sayın Nurma Çakır Beyefendi, zaten Sayın Valimiz burada. Rize Belediye Başkanımız Sayın Halil Bakırcı Beyefendi. Çaykur Genel Müdürümüz Sayın da Sütlüoğlu Beyefendi. Ticaret Odası Başkanımız Sayın Ömer Okluoğlu'nu, Borsa Başkanımız Sayın Mehmet Erdoğan'ı ve Federasyon Başkanımız Sayın Doktor Soyan Basay'ı bizler sahneye davet ediyoruz. Birazdan efendim Sayın Bakanımızın sponsorlara ve katkı sağlayanlara teşekkür plaketi takdim edilecek. İstedik ki katkı sağlayanlar da Sayın Bakanımızın yanında olsunlar. Plaketleri takdim edilecekler. Şimdi arkadaşımız Yalnızoğlu ve aynı zamanda Fox TV Ankara temsilcisi Sedat Bozkurt Bey'i de bizler sahneye çağırıyoruz. Daha çok zamanımızı almamak için plaket törenini bu şekilde hızlandırılmış bir konuma sokmayı ben uygun gördük. Öyle düşündük. İnşallah da yapmamışız. Bu aralarımızda olmayan, işlere de katılamayan isimler de var. Birazdan onları aktarmaya devam edeceğiz. Örneğin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe katılamadılar. Selamlarını gönderiyorlar kendileri. Onu da belirtelim. Yine Sayın Milletvekilimiz Hakan Şükür de katılamadıklarını belirtiyor ve selamlarını iletiyor sizlere.
spotu. Şu an salonumuzda bulunan Rize milletvekillerimiz Sayın Hasan Karal, Sayın Nusret Bayraktar'ı, Sayın Vekilerimiz Zeki Fazlal Bey'i, Sayın İsmail Safi'yi,